Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün vitaminler serisine başlıyorum. Bahsedeceğim gıda takviyesinde kullanılan ve insan sağlığı için ciddi anlamda ihtiyaç duyulan vitaminler serisi olacak. Bugünkü konumuz A vitamini. İngilizcesi de videonun geri kalan kısmında olacaktır. Öncelikle Türkçe kısmını kendim seslendireceğim. İngilizce kısmından da destek alacağım. Bahsedeceğim ve değineceğim bilgiler Acı Badem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncelleme tarihi 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü olup yayınlanma tarihi de yine 11 Mayıs 2020 Pazartesi günüdür. Genel tanım: A vitamini nedir? A vitamini karaciğerde depolanan ve yağda çözünen bir vitamin türüdür. Bildiğiniz üzere okullarda biyoloji derslerinde ADEK olarak kısaltılır. Yani yağda çözünen vitaminler A, D, E ve K vitamini arkadaşlar. Normal besinlerde iki tip A vitamini bulunur. Bunlardan ilki önceden oluşturulmuş primate A vitaminidir. Yani birincil A vitamini. Aynı zamanda retinol adıyla da bilinir ve aktif bir A vitamini tipidir. Et, balık, kümes hayvanları, tam yağlı süt ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalarda bulunur. İkinci A vitamini tipi ise provitamin A olarak bilinir ve meyve ile sebze gibi bitki bazlı gıdalarda bulunur. Yani buradan anlayacağımız hayvansal ve bitkisel olarak İki tip A vitamini mevcut. İkinci tipin diğer adı karotenoidlerdir ve bunlar yiyeceklere koyu rengini verirler. Yani pigmentlerdir. Bu tip aktif A vitamini formuna dönüşebilir. 500'den fazla bilinen karotenoid vardır. En yaygın provitamin A tipinin adı beta karotendir. Vitaminler genel olarak ya vücut tarafından hiç üretilmeyen ya da olumsuz sağlık sonuçlarını ve hastalıklarını önlemek için yetersiz miktarda üretilebilen temel besinlerdir. Bu sebeple uygun beslenme ile ve sadece tıbbi açıdan gerekli olduğu durumlarda vitamin takviyeleri ile vücuda vitamin sağlamak gereklidir. A vitamini kapsül olarak ve diyet takviyesi olarak satılan ürünler halinde de mevcuttur. Çoğu zaman retinil asetat veya retinil palmitat halinde, beta-karoten halinde veya ikisinin bir kombinasyonu şeklinde vitamin takviyelerine eklenir. Gelelim A vitamininin faydalarına. A vitamini diş, kemik, yumuşak doku, mukus zarları ve cilt yapılarının sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına ve korunmasına yardımcı olur. Göz retinasına renk veren pigmentleri ürettiği için aynı zamanda retinol olarak da bilinir. A vitamini özellikle düşük ışıkta iyi görüş elde etmeyi sağlar. Aynı zamanda sağlıklı hamilelik ve hamilelik sonrası anne sütü ile emzirmede büyük rol oynar. Beta-karoten tipi A vitaminleri antioksidandır. Antioksidanlar hücreleri serbest radikal adı verilen maddelerin neden olduğu hasarlardan korur. Serbest radikallerin bazı kronik ve uzun sürede seyreden hastalıklara katkıda bulunduğu ve yaşlanmada rol oynadığı bilinmektedir. Beta-karoten içeren gıda kaynaklarının tüketilmesi kanser riskini azaltabilir. Ancak beta-karoten içeren takviyelerin kanser riskini azaltmadığı görülmüştür. A vitamini eksikliği. Vücutta A vitamininin eksik olması durumunda çeşitli göz ve görme sorunları ortaya çıkabilir. Bu sorunlar arasında düzelebilir gece körlüğüyle geri dönüşü olmayan kornea hasarı olan kseroftalmi bulunur. A vitamini eksikliği aynı zamanda hiperkeratoza veya kuru pullu cilde yol açabilir. A vitamini fazlalığı. A vitamininin fazlası da hastalanmaya neden olabilir. Yüksek dozlarda A vitamini doğum kusurlarına neden olabilir. Akut A vitamini zehirlenmesi genellikle bir birey tarafından
birkaç yüz bin international unit, yani uluslararası birim anlamına gelen IU ile simgelenen bir miktar belirtecidir arkadaşlar. Yani uluslararası ünite A vitamini alındığında ortaya çıkar. Bu birkaç yüz binle alakalı arkadaşlar. Birkaç yüz bin internasyonel unit alırsanız vücudunuza fazla A vitamini takviye etmiş oluyorsunuz. Bu durumda akut A vitamini zehirlenmesi ortaya çıkabilir. Kronik vitamin A zehirlenmesi ise düzenli olarak günde 25 bin internasyonel unitten fazla alım yapan yetişkinlerde ortaya çıkabilir. Bebekler ve çocuklar A vitaminine karşı daha duyarlıdırlar. Daha küçük dozlarda A vitamini veya retinol gibi A vitamini içeren ürün aldıktan sonra da hasta olabilirler. Çok miktarda alınan beta-karoten bireyleri genelde hasta etmez. Ancak yüksek miktarda beta-karoten cilt rengini sarı veya turuncuya döndürebilir. Beta-karoten tüketimi azalınca cilt rengi normale döner. Peki A vitamini içeren besinler nelerdir? Önceden oluşturulmuş A vitamini alabalık, beyaz peynir, ciğer, kral uskumru, morina ciğeri yağı, somon, tavuk ciğeri, tereyağı, yumurta sarısı, yağlı süt, krema, böbrek, pisi balığı ve balık yağı gibi hayvansal gıdalardan elde edilir. Provitamin A ise bal kabağı, brokoli, havuç, ıspanak, kara lahana, kara hindiba yeşillikleri, kırmızı biber, lahana, maydanoz, pazı, Brüksel lahanası, tatlı patates, portakal gibi sarı meyveler ve koyu yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda bulunurlar. Sebze ya da meyvenin rengi ne kadar koyuysa o kadar çok beta-karoten içerir. Bitkisel beta-karoten kaynakları yağ ve kolesterol içermezler. Bu kaynaklar yağla birlikte yenilirse onlardan elde edilen A vitamininin emilimi artar. Vücudun A vitamini de dahil olmak üzere diğer önemli vitaminler için de günlük ihtiyacını elde etmenin en iyi yolu çok çeşitli meyve, sebze, takviye edilmiş süt ürünleri, kuru fasulye gibi baklagiller, mercimek ve kepekli tahıllar ile beslenmektir. A vitamini bu şekilde arkadaşlar. Şimdi size bunun İngilizce kısmını, İngilizce çevirisini okutacağım. Yurt dışından izleyen arkadaşlarımız da faydalanabilsin diye hem Türkçe hem İngilizce şeklinde düşünüyorum. Serimize devam etmeyi planlıyorum. Hepinize faydalı olması ümidiyle. What is vitamin A? Vitamin A is a type of fat-soluble vitamin that is stored in the liver. Normal foods contain two types of vitamin A. The first of these is pre-made vitamin A. It is also known as retinol and is an active form of vitamin A. It is found in animal foods such as meat, fish, poultry, whole milk, and dairy products. The second type of vitamin A is known as provitamin A and is found in plant-based foods such as fruits and vegetables. Another name for the second type is carotenoids, which give foods their dark color, that is, pigments. This type can convert to the active form of vitamin A. There are more than 500 known carotenoids. The most common type of provitamin A is called beta-carotene. Vitamins are generally essential nutrients that are either not produced at all by the body or can be produced in insufficient quantities to prevent adverse health consequences or disease. For this reason, it is necessary to provide the body with vitamins through proper nutrition and with vitamin supplements only when medically necessary. Vitamin A is also available as capsules and in products sold as dietary supplements. It is often added to supplements as retinol acetate or retinol palmitate, preformed vitamin A. Beta-carotene, provitamin A, or a combination of the two. What are the benefits of vitamin A? Vitamin A helps to form and maintain healthy teeth, bones, soft tissues, mucous membranes, and skin structures.
It is also known as retinol because it produces the pigments that give color in the retina of the eye. Vitamin A provides good vision, especially in low light. It also plays a major role in healthy pregnancy and post-pregnancy breastfeeding. Beta-carotene type vitamins are antioxidants. Antioxidants protect cells from damage caused by substances called free radicals. It is known that free radicals contribute to some chronic and long-lasting diseases and play a role in aging. Consuming food sources containing beta-carotene may reduce the risk of cancer. However, supplements containing beta-carotene have not been shown to reduce the risk of cancer. Vitamin A deficiency. In case of deficiency of vitamin A in the body, various eye and vision problems may occur. These problems include reversible night blindness and xerophthalmia, which is irreversible corneal damage. Vitamin A deficiency can also lead to hyperkeratosis or dry, scaly skin. Extra vitamin A and excess of vitamin A can also cause illness. High doses of vitamin A can cause birth defects. Acute vitamin A poisoning usually occurs when an individual ingests several hundred thousand IU or international units of vitamin A. Chronic vitamin A poisoning can occur in adults who regularly take more than 25,000 IU per day. Babies and children are more sensitive to vitamin A. They can also become sick after taking smaller doses of vitamin A or products containing vitamin A, such as retinol. Large amounts of beta-carotene do not usually make individuals sick. However, high amounts of beta-carotene can turn skin color yellow or orange. When beta-carotene consumption decreases, skin color returns to normal. What foods contain vitamin A? Preformed vitamin A comes from animal foods such as trout, feta, liver, king mackerel, cod liver oil, salmon, chicken liver, butter, egg yolk, fatty milk, cheese, cream, kidney, halibut, and fish oil. Provitamin A is abundant in yellow fruits such as pumpkin, broccoli, carrots, spinach, collard greens, dandelion greens, red peppers, cabbage, parsley, chard, Brussels sprouts, sweet potatoes, oranges, and dark green leafy vegetables. The darker the color of the vegetable or fruit, the more beta-carotene it contains. Vegetable sources of beta-carotene are free of fat and cholesterol. If these sources are eaten with fat, the absorption of vitamin A from them increases. The best way to get the body's daily requirement for other important vitamins, including vitamin A, is to eat a wide variety of fruits, vegetables, fortified dairy products, legumes such as dried beans, lentils, and whole grains. Thank you very much for listen and watch. See you then. God bless you.